Merhabalar, ben Cevahir. Bu videoda Revise komutundan bahsedeceğim. WinChill'de bir dokümanı nasıl revizyon atlatırız? Bunu göstereceğiz. Breaks'in altında folders. Oradan tekrar quality altında ProcessFMA klasörüne gidiyorum. Şimdi WinChill'de revizyon atlatmak öncelikle bir yetki. Yani herkes buradan gelip buna sağ tıklayarak Revise'a basıp revizyon atlatamıyor. Normalde bu bir değişiklik talebiyle olması gerekiyor. Ama bazen bazı dokümanlar için olabilir ya da bazı kullanıcılar değişiklik talebi olmadan da revizyon atlatmayı talep edebiliyorlar. Şimdi böyle durumlarda öncelikle mantıken ben bir şeyi revizyon atlatmam için onun yayında olması lazım. InWord'deki bir dokümanı zaten revizyon atlatmayı çok tercih etmem. Öncelikle bu iki dokümanı set state ile admin'in yetkisidir bu da. Herkes böyle dokümanları sağ tıklayarak release yapamıyorlar. Set state ile yayınlı fazını aldım. Release fazını. Şimdi bu iki release dokümanı revizyon atlatacağız. Bu işlem şöyle oluyor. Önce bir tanesini deneyeyim. Alttaki dokümanı da. Sağ tıklayarak revise ya da seçip actions revise diyorum. Doküman buraya A8 iken B1 olacak ve yeni revizyonuna geçecek. Bu arada invert fazına düşecek. Kişilerin üzerinde checkout yetkisi açılacak. Yani mantık şudur. Bu doküman A8 olan A'nın yayınlı versiyonu üzerinde kimse doküman açıp bir nokta bile koyamaz. Ama bir değişiklik yapmak istiyorsan bunu B yapmam gerekir. Ve B yaptığımda da inwork'e düşer ki değişiklik yapayım. Daha sonra B1, B2, B3 check-in checkout'larla çalışırım. Tekrar onu da release fazına alırım. Yani A8 A'nın release fazı. İşte B5, B'nin release olmuş versiyonu şeklinde ilerler. Burada şöyle güzel bir şey var. Dokümanı revizyon atlatırken dokümanla ilişkili olan diğer objeleri toplamanıza imkan sağlar WinChill mesela. Bunun ilişkili şu anda mesela bir dokümanı varsa tıkladım. Zaten üzeri kliklenebilir şekildeydi. Mesela kontrol planı da geldi. Ben aslında FMEA ile birlikte kontrol planı da normalde revizyon atlatmak isterim. Ve burada kliklenebilir part var. Tıkladığımda 3 tane de parça geldi. Bunların bir tanesi mesela kontrol planına bağlı, diğer ikisi FMEA'ya bağlı. Yani sizin revizyon yaparken ilişkili objeleri gözden kaçırmanızı bu şekilde engelliyor. Siz revizyon yaparken burayı seçip hepsini yukarıdan ilişkili objeleri toplayabilirsiniz. Mesela CAD açıldı. Şu anda bu parçaya bağlı bir CAD dokümanı var. SolidWorks datası. O da buraya geldi. Bu şekilde tüm ilişkili objeleri birlikte revizyon atlatabilirsiniz. Okey dediğimde B1 oldu ve bununla birlikte ilişkili diğer dokümanlar ve parçalar da B revizyonuna geçti. Mesela bilgi sayfasından gidersek ilişkili objelere geldim. Mesela burada az önceki kontrol planını görüyorsunuz. B1 olmuş. Parçalar B1 olmuş. Parçanın içine gidersem CAD datasının B1 olduğunu göreceğim. CAD parçayla ilişkili çünkü dokümanla değil. Bu şekilde dokümanları revizyona atabiliyorsunuz WinChill'de.